Sevgili dostlar merhaba. Bugün sizlere özel bir şerbet tarifi vermek istiyorum. Faydaları saymakla bitmeyen, Osmanlı mutfağından serinleten bir içecek olan reyhan şerbeti yapacağız. Kısaca faydalarından bahsetmek gerekirse, ağız yaralarına iyi geliyor, kabızlığı önlüyor, yağ yakıcıdır, kilo vermede etkilidir, anne sütünü arttırıcı özelliği vardır, sinir sistemi için olumlu etkileri vardır. Son olarak da Ramazan'da sahurda içerseniz midenizde kaynama olmayacaktır. Yani mide dostudur. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Evet sevgili dostlar. Ben reyhan şerbetini kurutulmuş reyhanla yapacağım. Reyhan zamanında birkaç bağ alıp kurutmuştum. Bu şekilde siz de yaparsanız her mevsimde reyhan şerbetini yapıp içebilirsiniz. Özellikle Ramazan'da. Evet, 4 kaşık reyhan kullanacağız. Evet, üzerinden tozunu almak için bir sudan geçiriyoruz öncelikle. Evet, şimdi büyük bir kasemize reyhanlarımızı atıyoruz ve üzerine 2 litre kaynamış su ekliyoruz. Bir su bardağı kadar şeker ekliyoruz. Şekeri az veya çok kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz. Ve son olarak bir adet limonu dilimlere keserek ekliyoruz. Evet, kaşığımız da bir güzel karış. Evet, kaşığımız da bir karıştırıyoruz. Evet sevgili dostlar, ağzını kapatıyoruz. Yarım saat boyunca demlenmeye bırakıyoruz bu şekilde. Sonrasında tekrar bir arada olacağız. Evet sevgili dostlar, yarım saat geçti. Şerbetimiz rengini aldı, demini aldı. Şimdi bu aşamada şerbetimizi süzeceğiz. Evet sevgili dostlar, şerbetimizi süzdük. Bu şekilde soğuyacak. Daha sonrasında buzdolabında muhafaza ederek soğuk bir şekilde içebiliriz. Evet, tercihinize göre içerisine karanfil, tarçın da ekleyebilirsiniz. Bu hususu da belirtmek istiyorum. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere geçmişten günümüze kadar uzanan Osmanlı şerbeti, Ramazan şerbeti tarifi vermeye çalıştım. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Bir başka çok özel ve güzel tarifte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.